teşvik şart ama kontrolü olmazsa da olmaz. Şimdi evet. Piyasalara dönüş yapalım evet. O zaman. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taş'tan bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz Vahap Bey. Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Borsanın 8000'de tutunma çabası sürüyor. Piyasalarda haftayı kapatırken öne çıkan başlıklar nelerdir? Sizden dinleyelim. Tabii bugün küresel piyasalar açısından önemli bir gün. Çünkü Amerika'da istihdam verileri açıklanacak. Hafta içerisinde gelen veriler çok iyi değildi. Yani istihdam piyasası için öncü veriler olarak kabul ettiğimiz datalar istihdam piyasasında bir miktar böyle yavaşlamaya işaret etti. Fed uzun süredir istihdam piyasasını böyle çok güçlü, çok sıkı, çok kuvvetli olarak lanse ediyor. Ama işte bu hafta içerisinde aldığımız veriler burada bir kırılma olabileceğini de işaret ediyor ki yavaş yavaş işte tarım dışı taraftaki beklentiler de 200 binin altına geldi. Yani Amerika pandemiden sonra düzenli olarak ortalamada 200 bin üstünde bir istihdam yaratırken Ağustos ayı için işte beklentiler 200 binin altına kadar çekildi. Bu beklenti aynı zamanda işte bir ara rekor seviyelere kadar çıktı. 2010 yıllık tahvil faizleri. Faizlerde bir miktar gerileme yarattı. Bu da borsaları yukarı çekti. Yani işte S&P'de 4 günlük bir yükseliş vardı. Dün bir miktar kar satışı gördük. Ama bu yükselişi şimdilik sadece FED kaynaklı görüyoruz. Yani azalan FED endişesi kaynaklı görüyoruz. O yüzden bir miktar suni kalabilir. Yani temel dinamikler 3. 4. çeyrekte şirket finansallarının eskisi kadar güçlü olmayabileceğini de aslına bakarsanız gösteriyor. Bu ortamda biz de yani risk iştahına genel olarak baktığımda olumlu diyebileceğim, dengeli diyebileceğim bir seviyede. Haftaya bizde tabii enflasyon rakamı gelecek. Beklentiler bir miktar kuvvetli. Yani önemli şokların olduğu bir ayı atlattık Ağustos içerisinde. Temmuz ve Ağustos hatta burada bir arada da tutmak gerekiyor. Moody's biliyorsun işte bizim enflasyon beklentilerini 160'lara kadar çekti. Büyüme beklentilerimizi bir miktar yukarı revize etti. G20'deki gelişmekte olan ülkelerle beraber. Bu sabah muhtemelen açılış biraz dengeli olacak. Hatta bir miktar pozitif de görebiliriz. Teknik tarafta göstergeler şimdilik olumlu ama hala bir düzeltme beklentisi var. Ben açıkçası şöyle seviyelere de baktığımda yani 7500 üzerinde endeksi ana resimde kuvvetli olarak takip etmeye devam edeceğim. 7850 ise benim için kısa vadede bir endekste stop seviyesi olarak karşıma çıkacak. Kur tarafında ise yani 26.70'lerdeyiz bu sabah baktığımda. Opsiyon piyasası sakin ama Türk lirası üzerinde bir enflasyon baskısı var. İkinci olarak da zaten uzun süredir konuşuyoruz. Rezervlere dair endişelerin yaratmış olduğu bir baskı da şu anda TL üzerinde hissediliyor. Bu da kademeli olarak kurda yukarı yönlü eğilimi de destekliyor diyebilirim ben. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Vahap Taş'tan çok sağ olun.